İstedik ki müzik yoluyla bir arada yaşarız düşüncesini sizlerle paylaşalım. Muammer Ketençoğlu'na ve Balkan Yolculuğu grubuna önce teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmadılar, geldiler. Bizimle bu düşünceyi ve duyguyu paylaştılar. Bir arada yaşamanın farkındalığını ortaya çıkarmak için müzik çok önemli bir araç. Tam da doğru yerde bulunduğumu düşünüyorum. Vakfın organize ettiği bu harika etkinlikle dinleyiciyle buluşuyoruz. Çocukluğumdan itibaren müzikle haşır neşir oldum. Ailemde de müziksever insan çok vardı. Akordeon çaldım. Yıllar içinde türlü türlü değişiklikler oldu ama sonuçta akordeonda karar kıldım. 1990'ların başından itibaren de başlangıçta Rebetiko, Ege türküleri, arkasından da ağırlıklı olarak Balkan müziği icra etmeye başladık. Ben bir geleneksel müzik aşığıyım. Çocukluğumdan beri halk türküleri çok ilgimi çekmiştir. Çünkü hani herkes başlangıçta söz vardı der, ben başlangıçta müzik vardı diyorum ve başlangıçta halk müziği vardı. Saf bir kültür olmadığı gibi saf bir müzik geleneği de yok. Örneğin Doğu Anadolu'da Kürtlerin, Ermenilerin ve Azerbaycan geleneğinin son derece birbirinin içine girdiğini görüyoruz. Keza Ege'de Türklerin, Rumların, hatta bir dereceye kadar birlikte yaşadığımız Sefarad Yahudilerinin gelenekleri iç içe girmiştir. Ben bu saf hiçbir şey yoktur inancına, düşüncesine dayanarak çalışmalarımın ta başından beri etkileşimleri araştırdım. Farklılık gibi gözükenlerle ilgilendim. Aslında birçok şeyin birbirine benzediğini, birbirinden fazlasıyla etkilendiğini gördüm. Yakın coğrafyamızda dolaşan bir müzik gezgini gibi davranıyorum ve işte etnik köken fark etmeden o müzikleri bir araya getirip kendi müzik anlayışımla yorumlamaya çalışıyorum. Projelerimle de bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi sahnede siz bu müzikleri bir arada sunduğunuz zaman aklı selim sahibi dinleyici anlıyor ki bunlar birbirinden çok uzak şeyler değiller. Kulağını ön yargısız bir şekilde açan dinleyici bu müzikleri seviyor, hoşlanıyor, bir aradalığını fark ediyor. Ön yargıları müzik yoluyla aşabiliyoruz. Biraz daha içimiz yumuşuyor, biraz daha düşmanlaştırmanın ötesine geçebiliyoruz. Farklı müziklere kalbini açan bir müzik dinleyicisinde bir düşmanlık, bir ön yargı oluşabileceğini düşünmüyorum.